اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد ربي يسر ولا تعسر سَهِّلْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ يَا مُيَسِّرْ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَفَهْمًا وَإِخْلَاصًا وَنُورًا وَأَلْحُقْنَا بِالصَّالِحِينَ آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يجرب مس cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Allahu Teala Celle Celaluhu hepimizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepimizin, çoluk çocuğumuzla beraber İslam yolunda koşuşturan, Allahü Teala'nın rızasını elde eden, cennetine, cemaline kavuşan bahtiyar kullarından olmamızı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, insanın bu dünya hayatında en büyük, en büyük, en büyük değerli olan varlığı imanıdır. Rabbim bizi imanımızdan mahrum etmesin. Hakikaten imanımızın varlığını, imanımızın değerini, kıymetini, imanımızın bize katmış olduğu artıları bir düşündüğümüzde var ya, kendimiz o kadar ikramı karşılık nasıl şükredeceğimizi, teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Zaman zaman şükür secdeleri iki rekat olsun şükür namazı kılmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları sahabe kiramdan görürdü. Kendisi efendim zaten ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ve bizlere de bu noktada örnek oldular. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak hani diyorlar ya ayakları şişinceye kadar namaz kılan bir peygamberin gözleri şişinceye kadar uyuyan bir ümmeti olduk. Öyle değil de efendim ben onu kabul etmiyorum. Fakat en azından şu imanımızın Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzelliklerin kıymetini bilip teşekkürü hiçbir zaman için hafızamızdan çıkartmayacağız. Allah'ımıza hamdolsun. Elhamdülillah. Müminiz, Müslümanız. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında 10 sene bulunmuş olan Enes bin Malik radıyallahu anh bir gün diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere şöyle söyledi. Bir kere Tuğba limen amene bi ve ra'ani Yani ne mutlu beni görüp de iman edenlere. Burada bıraktı. Bunu bir kere söyledi. Beni görüp de iman edenlere ne mutlu buyurdu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh öyle bir söz söyledi ki onu yedi defa tekrarladı. Yedi defa tekrarladı. Bu da İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yedi defa tekrarladığı söz nedir biliyor musunuz? Tuğba ve tuğba limen amene bi ve lem yarani yani ne mutlu beni görmeden imadenlere ne mutlu beni görmeden imadenlere ne mutlu beni görmeden imadenlere ne mutlu beni görmeden ima diye bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ta 1400 sene öncesinden müjdelemişler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten böyle bir dönemde yani insanların efendim dini noktalarda sıkıntılar yaşadığı, efendim fesadın ortaya çıkmış olduğu ve herkesin paraya dönmüş olduğu, herkesin dünyalığa döndüğü bir dönemde imanını koruyup da Allahu Teala tarafına dönen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayıp da o nasıl yatıyordu, o nasıl efendim ticaretinde bulunuyordu, ailesine karşı nasıl davranıyordu, bugün onu sen nasıl yapardı deyip de sünnet üzere yaşam yaşamaya çalışan kimseler. Yedi defa sizlere müjde olsun ne mutlu diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bu yedi defa müjdeyi almış. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu diye bu güzel sözü kazanmış. Efendim ve inşallah kendisiyle cennette komşu olacak olanların listesine bizleri kayıt etsin inşallah. Amin. Dostlar, güzel insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok duaları var ama Bugün belki ev yapacağımız en önemli dualardan bir tanesi de buyuruyor ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina. Allah'ım ey Allah ya Rabbi bize imanı sevdir bize imanı sevdir ve o imanla bizim kalplerimizi süsle Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği Allah'ım imanı bize sevdir ve o imanla bizi kalplerimizi de süsle Allah'ım. Öyle bir iman sevgisi, coşkusu olmalı ki insanda o iman efendim her yerde kendisini göstermeli. O fotoğraf çıkmalı ortaya. Yani düğünde imanımız konuşacak. Bu düğün böyle olmalı. Allah nasıl istiyorsa o şekilde ben, ben bir düğün yapacağım. İnsanla istediği şekilde değil. Bu efendim ticaretimize kendisini gösterecek. Hele bu günlerde var ya böyle stokçuluklardan falan bahsediliyor Türkiye'mizde. Baya efendim insanlar zor durumda. Rabbim bunlardan çıkış yolu ihsan etsin bize inşallah. Hayırlısıyla kurtarsın bizi, ülkemizi kurtarsın, devletimizi kurtarsın, hükümetimizi kurtarsın. Yani birileri böyle çok kazanayım diye dolar noktasında, euro noktasında sıkıntı yapmaya çalışıyor. İşte malı piyasadan çekiyor. Ondan sonra sanki Türkiye'de efendim artık büyük büyük, büyük kaos varmış havası estirmek için. Ama inşallah bunlar tabi gidecek Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak ülkemize, bu güzel vatanımıza efendim kendi yardımıyla tekrar bir çıkış yolu ihsan edecek. En kısa zamanda. Rabbim darda bırakmasın inşallah. Darda olanlara da efendim yardım eylesin. Onların da kurtulmalarını, rahatlamalarını nasip etsin inşallah. Borcu olanların, bir an evvel borçlarını ödemeleri nasip eylesin inşallah. Evet güzel insanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği bu. Allah'ım imanı bize sevdir ve o imanla kalplerimizi süsle Kalplerimizin süsü imandır. Efendim, bizim kalbimizde Allah sevgisi, kendi taktiği gösterecek. Habibinin sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini gösterecek. Bunlarla dolu olacak böyle kalplerimiz. Oraya böyle kirli şeyler giremeyecek. Allah'ın istemediği şeyler giremeyecek, sokmayalım onlara. Ve yine Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadis-i şerifin, o duanın beraberinde buyuruyor ki وَكَرِّهِ اِلَيْنِ الْكُفْرَ ve وَالْعُسْيَانِ Allah'ım küfrü yani sen konuşmak bile istemiyor. Yani İslam dışı olan yaşantıyı, oradaki hayatı, sözleri, efendim vesairesini bize çok ama çok çirkin göster Allah'ım. Efendim biz çirkin görelim. Onlara efendim asla biz tahammül edemeyiz Allah'ım. Ya Rabbi ölümü tercih ederim ya Rabbi. Deyip böyle küfrü, fısku, efendim Allah'a isyanı görmek lazım ki imanımızın tadını duyalım. İmanımızın lezzetini alalım, zevkini yaşayalım, keyfini çıkartalım. Elhamdülillah. Çizgimiz başka. Hayat standartımız başka giyim kuşamımız başka. Her şeyimize ben Müslümanım deyip de kendim ortaya çıkabileceğim. Çıkmalıyım da yani. Siz de öyle beraberiz ya. Efendim neticede gerçekten bir duruş sergiliyor Müslüman. Yani kendine ait olan bir duruş sergiliyor. Konuşmalarımız öyle. Biz basitlerden efendim olamayız. Biz insanlar gibi argo konuşamayız. İnsanlar gibi davranışlarımızda lakayt olamayız. Bizi gören bir Allah var Celle Celaluhu. Kur'an-ı Hakim'inde Allah'ımız Celle Celaluhu ne buyurur? Vallahu habirun bima ta'malun. Ta Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Yaptıklarımızdan haberdar olan Allah'ımıza Celle Celaluhu haberlerimizi takdim ederken en güzelini takdim etmeye çalışalım. Dünyalık olarak bir kişiyi bile düşünürüz böyle efendim. Aman beni bu yanlışta görmesin diye orayı sileriz. O görmesin diye kaçık, kaçamak yaparız efendim. Kaçarız. Peki Allah'ımız Celle Celaluhu'dan kaçacak bir yerimiz var mı? Yok. O zaman güzel yaşayalım. Güzel gidelim. Ve güzel Allah'ın huzurunda karşılanalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız buyuruyor ya, Estağfirullah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Sadakallahu Öyle bir gün bekliyor ki bizi, o günde. Ne mal, ne evlat, hiçbir tanesi fayda sağlamayacak. Herkes kendisine düşmüş. Zaten paranı getiremiyorsun. Götürmeyi bırak. Bir de hesabı var onun. Allah hepimize yardım eylesin. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Helal miydi? Haram mıydı? Efendim harcadığın yerler doğru muydu? Değil miydi? Param benim diye de hareket edemezsin. Ya Rab hepimize yardım eyle Allah'ım. Hepimize yardım eyle Allah'ım. allah Allahü Teala Teala'nın huzurunda fayda verecek olan nedir? İlla men etallâhe bi kalbin selim kalbi selim ile Allahu Teala'ya varan kimse o imanını korumuş. Allahu Teala Celalühü'nün yapın dediklerini yapmış. Yasakladıklarını kaçıkmış. Kim ne derse desin demiş. Hiç ilgilendirmez. Allah ne diyor? Allah benden razı mı? Ona kitlenmiş. Ona bakmış. Ya Rab hepimize yardım etsin. Hepimize Mevlamız yardım etsin. İnşallah bu dünyayı da sağ salim, güzel bir şekilde bitiririz. Ahiretimizde çıkınca, Rabbimizin rahmetiyle, merhametiyle, efendim inşallah ilk yanlarla beraber cennete dahil olanlardan oluruz. Amin. 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 Gelelim diğer hadis-i şerife. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Men kâne yü'minü billahi ve liyâmü'l-âhir yükrim lae yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafir ikram etsin misafirine ikram etsin misafir gerçekten bereketiyle gelir misafir geldiğinde ikram edersen en az bire 10 alırsın en az bire 10 alırsın O yüzden misafir istemek bizim yolumuzdur. Yani İslam yoldur, Kur'an yoldur. Hz. İbrahim'in o güzel efendim Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın dostu İbrahim Halilur Rahman dostu olan güzel peygamberimizin yoludur. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam derler ki hiç ama hiç misafirsiz sofraya oturmazmış. Hatta bir seferinde misafir getirmiş sofrasına. Misafir getirdikten sonrasında Allah'ın nikmeti gelen misafire bakmış. Allah'a inanmayan bir kimse Allah'ın nimetlerini götürüyor, yiyor, içiyor falan böyle ama Allah-u Teala ile alakası yok. Sonrasında neticede üzülmüş. Adam mı da efendim kaldırmış sofradan git demiş. Mevla Teala Hazretleri Ya İbrahim bu davranışın doğru olmadı. Adamı git, onun kalbini efendim kırdın. Onu bir daha sofrana davet et. Gönlünü al. Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam gider adamın arkasından. Der ki, Yahu sen nasıl birisin ki Allahu Teala Celle Celaluhu senin yüzünden bir peygamber olmama rağmen Beni azarladı. Bana dedi ki git onu bul. Kalbini efendim kırdın. Onun o kalbini kırmış olun kalbinin gönlünü al ve onu sofrana davet et. Adam der ki ben yaşlıyım. Bu kadar yolu gerisin geriye gidemem. Sırtımda götüreyim seni der İbrahim Aleyhisselam. Kabul ederim der sırtında sofraya getirir. Onu güzel bir şekilde efendim Allah'ın izniyle misafir eder, ikramlarını yapar ve ayrılacağı sırada adam der ki yahu ben inançsız biriydim. Allahu Teala senin gibi bir peygamberi benim arkamdan koşuşturdu ve gönlümü alman için bunları söyledi. Bu yaşa kadar Allah bana bu kadar ikramlarda bulundu. Hiç bana efendim kesmedi verdiklerini. Senin Allah'ına ben de iman ediyorum. İbrahim Aleyhisselam şükreder ve ya Rabbi sana hamd olsun. Gelirken kafirdi, şimdi giderken mümin olarak soframızdan kalkıyor der. Biz de bazen olmayacak kimseye ikram yaparız. Onun gönlünü alırız. Sonra kenara çekiliriz. Bir yemek yedirmişizdir. Bir güzel davranışla beraber bakarsınız ki adam bizim sayemizde İslam'ı sever. Namazı sever. Allah'ı sever. Allah yoluna girer. Haberiniz bile olmaz bir Ama bizim oradaki güzel davranışımız onu etkilemiştir. Onun için misafirine ikram etsin buyuruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder, ederse buyuruyor. Ediyoruz. Misafirlerimize ikram etmeyi de bir görev olarak kabul ettik. Başımızın üzerine gelen misafirleri efendim doyuracağız, zevk alacağız. Böyle onlara hizmet etmekten onlar efendim kesinlikle erinmeyelim. Nereden bu kadar misafir geliyor demeyelim. Bereketini Allah gönderiyor. İki, yine sevgililer sevgisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse kesinlikle komşusunu rahatsız etmesin. Komşusuna eziyet etmesin, rahatsız etmesin anlamı. Şimdi hakikaten Komşusu insan eziyet eder mi? Onu rahatsız eder mi? Eder. Hem ne nasıl? Üst katta olan kimse alt kattakine, yanda olanlar. Şimdi zaten duvarlar duvar değil ki. Yani karton piyerden neredeyse yapılmış. İp ince herkes seslerini birbirlerine duyuyor. Televizyon açıyorsun sonuna kadar. Maçta alışıyorsun. Dizide, şarkıda, türküde. Allah'tan korkmak lazım. Empati dediğimiz olay var ya. Yani İstanbul'u zaten de Ta 1400 öncesinden vermiş. Sana yapılmak istenen şeyi, yani sen karşı tarafa yapacaksın. Sana yapılması istenilenini yapacaksın. Sana yapılması istemediğini sen de yapma. O da bir insan. O da tahammül edemez, o da kaldıramaz. Dolayısıyla, hele komşuluk hakkında, İsterse Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ateist olsun, komünist olsun. Hiç önemli değil. Komşu hakkı vardır. Komşu hakkını dikkate almak lazım ve komşu hakkıyla beraber Allah'ın izniyle o komşu eğer İslam birisi bile olsa yarın bizim davranışımız yüzünden İslam'ı da sever, namaza da başlar, Allah yoluna da gelir. Komşu, komşu, komşu çok önemli. Komşuyu o kadar çok tavsiye etmiş ki Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neredeyse mirasçı olarak bir insan öldüğü zaman komşusu kalacak zannettim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şerifin son bölümünde kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ya hayır söylesin ya da sussun buyuruyor. Ya hayır söylesin ya da sussun konuşmak, konuşmak. Yani çok konuşuruz, az susarız. Halbuki insan çok susmalı, az konuşmalı. Tam tersini yapmaya çalışmalı. Çünkü neden? Susan kurtulmuştur buyurulmuş. Susan kurtulmuştur. Ne yapacağız? Az konuşacağız. Seçerek konuşacağız. Efendim, büyüklerin ifadesiyle kemalüke tahte kelamike. Senin kemalin, senin olgunluğun, senin kaliten, senin efendim eğitimin, her şeyin konuşmanın altında gizlidir. Konuşursun, ortaya çıkar. Kaç kilosun, kaç tonsun veya kaç gramsın gibi insanlar seni ölçerler. Onun için konuşmalarımızı az yaparsak o kadar toplum arasında bir saygınlığımız olur. Ne kadar çok konuşursak o kadar hata yaparız, o kadar da bize karşı olan insanların efendim yakınlığı ya artar ya da uzaklaşma durumu olur. Biz kendimiz belirliyoruz. O yüzden konuşmalarımızı mümkün olduğu kadarıyla Allah'ın istediği bir oranda yapmaya çalışalım ve boş konuşmalardan muhakkak uzak kalalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim buyurmuş olduğu şekliyle diyelim ki e, hayır konuşacaksak efendim bu dilimiz efendim konuşsun devam etsin konuşmaya ama eğer hayır yoksa susalım susmayı tercih edelim bu da bizim için büyük bir avantajdır dünyamızı da kurtartır ahiretimizi de kurtarmamıza sebep olur. Çok Dostlar, da. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi de nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dua bölümüne geçelim. Amin. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Ellerimizi açtık, boş çevirme. Ya Rabbi günahlarımız var biliyoruz. Affı mağfiret eyle. Allah'ım bu dünya hayatını sen nasıl razı olacaksan o şekilde geçirmeyi nasip eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle, neslimizi, zürriyetimizi. Beş vakit namazlarını kılan bahtiyar kullarından eyle. Damatlarımız, gelinlerimiz hayırlı olsun Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah'ım İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Zarar vermek isteyenlere fırsat verme. Oyunlarını kendi başlarına çevir Ya Rabbi. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifaları ihsan eyle. Kimseye muhtaç etme kendi kapını namazı kapı aratma. Allah'ım dua bekleyen, bana dua eder misin diyen bütün kardeşlerimizin hepsinin ama hepsinin dünyalarını ahiretlerini mağmur eyle. Dünyada ahirete sıkıntı çektirme ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabile nur makamlarını cennet eyle. Allah'ım son nefeste de bize imanı kamil nasip eyle kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi, yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatiyle inşallah şimşek gibi, yıldırım gibi sırat köprüsünden geçip cennetine, cemaline kavuşmayı nasip eyle. Cehenneminden azad eyle. Allah'ım hep cennete götürecek işlerle bizleri meşgul eyle. Cehennemine götürecek işlerden bize uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımıza da hayırlı arkadaşlar nasip eyle. Onların da efendim böyle hayırlarını görmeyi nasip eyle. Başarılarını görmeyi nasip eyle. Ama Allah'ım ne olursun. Hepsinin beş vakit namazlarının vaktinde dost doğru kıldıklarını da görmeyi nasip eyle. Namazsız, abdestsiz evlatlarımızdan kimse, torunlarımızdan bırakma ya Rabbi. Yeğenlerimizden, akrabalarımızdan kimse olmasın Allah. Im. Amin. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.